İnsanoğlu doğası gereği ekti biçti yedi, topladı yedi, avlandı yedi ama hep yedi. Bu aşamada iklimler değişti. İnsanoğlunun kendi değişti bir kere. Mevsimler değişti, teknoloji gelişti. Tabii bunun bir bedeli vardı. Pek çok lezzet unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. Özellikle yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bu geniş, engin coğrafyada pek çok lezzet yok oldu. İşte bu programda bizim amacımız bu unutulmuş reçeteleri, yani tarifleri sizlerle tanıştırmak ve unutulmamalarını sağlamak. Merhaba, bu hafta nostaljik bir semtteyiz. Büyük ölçüde korumayı başardığı tarihi dokusuyla pek çok dizinin ve sinema filminin çekildiği Samatya'dayız. Burası çok köklü bir tarihe sahip ve yıllar içinde pek çok farklı kültürden insan burada yaşamış. Son 100 yılda şu ya da bu şekilde yolu buraya düşen insanlar birazdan gideceğimiz restorana uğramadan ayrılamamışlar Samatya'da. Hadi biz de gidelim ve kuru patlıcan dolması nasıl yapılırmış öğrenelim. Efendim şimdi bu nostaljik semtin harika restoranındayız ve 5. kattaki manzaralı mutfağında şefiyle birlikteyiz. Süleyman Pazarcı ile birlikteyiz. Sizi bir tanıyalım şefim önce. 1978 Gaziantep'te doğumluyum. 24 yıldır meslek içerisindeyim. 15 senedir İstanbul'da hizmetteyim. 15 senedir buradasınız. Evet. Bu restoranda da son 6 senedir mi? Son 6-7 senedir bu restorandayım. Buranın baş aşçısı. Evet. Burası bir Gaziantep mutfağı. Gaziantep yöresinin yemeklerini yapan bir restoran. Evet. Daha önce de siz hep Antep yöresine... Antep yöresi yemeklerini hazırladınız farklı farklı yerlerde. Bugün bize ne hazırlayacaksınız ustam? Bugün sizlere kuru patlıcan dolması. Kuru patlıcan dolması. Şunu şöyle bir göstermem lazım önce. Değil mi? Sağda solda aktarlarda vesaire görmüşsünüzdür mutlaka bunu. Bunlar sadece güzel bir dekorasyon öğesi değil aynı zamanda. Kurutulmuş patlıcanlar. Evet. Bunlar nedir acaba diye düşünmüş olabilirsiniz. Şahsen ben kendi adıma düşünmüşlüğüm var. Kuru patlıcan efendim. Ve bununla dolma yapacağız bugün. Pekala nasıl yapacağız bu dolmayı? Öncelikle hangi malzemeleri kullanacağız? Öncelikle pirinç, yarım yağlı kuzu eti, domates salçası ve biber salçası. Domates salçası, biber salçası evet. Kullanacağız. Baharatlarımız var. Evet, baharatlarımız var. Tuz, pul biber ve karabiber galiba. Evet. Çok meşakkatli baharatlar yok. Gayet basit. Her evde her şekilde bulabileceğimiz baharatlardan kullanacağız. Sarımsak, soğan var galiba. Evet. Ceviz. Cevizimiz. Ve kemik. Kasaptan lezzet açısından daha yüksek lezzet oranında tutmak için alt kısmına kemik düzüyoruz. Fireyi avantaja çevirmenin harika bir yöntemi. Ben nasıl bir şey yapacağını tahmin ettim ama şimdilik bir şey söylemiyorum. Belki düşündüğüm gibi değildir. İzleyeceğiz bakalım ne şekilde yapılacak. Bir de limon suyu mu var şefim? Evet, bir de limon suyu var. Bir de limon suyumuz var. Kuru patlıcan dolması için malzemeler: 20 adet kuru patlıcan, 300 gram yarım yağlı kuzu kıyma, 1 kilo yıkanmış pirinç, 200 gram ceviz içi, 3 adet soğan, 8 diş sarımsak, yarım kilo kuzu kemiği, 1 bardak limon suyu, 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık tuz, 1 kaşık pul biber, 1 kaşık karabiber, 1 litre su. Efendim yemeğin yapımına geçiyoruz. Buyursunlar. Bugünkü oyuncağım bu. Tanıştırayım. Zil. Çocukların eline geçtiği zaman çok tehlikeli olabilecek bir oyuncak. Peki yani. Eldivenle çalıştığımız için sürekli eldiven bir alışkanlığımız var. İlk önce soğanımızı soyarak başlıyoruz. Soğanı soyarak başlıyoruz. Var mı başka bıçak? Ben de soyayım. Tabii ki. En büyük hobim, ellerimi soğan kokutmak. Ben size bunu böyle vereyim. Peki. Benim bıçağıma. Ustam şu soğanın gözleri yakma mevzusuyla ilgili bizle paylaşmak istediğiniz bir ipucu var mı? Şöyle yaparsan gözler yanmaz gibi.
öyle bir ipucu bugüne kadar hiç şey yapmadım. Soğan ama dediğin yakar arkadaş. Soğan yakacak. Ne ipucu yani? Hem soğan diyorsun hem gözleri yakmasın diyorsun. Bu ne yaman çelişki? Cenk Bey en iyisi siz de eldiven kullanın. Peki o zaman şuradan hemen eldivenlerimizi alalım. Usta bugün yine bir patlıcan yemeği yapacağız. Bildiğim kadarıyla patlıcan yemeği Antep yöresinde, patlıcan Antep yöresinde fazlasıyla kullanılan bir sebze. Evet. Sadece Antep yöresinde değil Osmanlı'da da sıklıkla kullanılmış. Evet. Patlıcan. Osmanlı'ya daha önceki programlarımızda da bahsettik. Çok çok sonraları gelen şeyler var. Mesela şeker demiştik hatırlıyorsanız. Patlıcan da bunlardan biri. Aslında sadece patlıcan değil, sebze genel manasıyla sonradan geldi. Şimdi Türk toplumunu düşününce zamanında çok çok öncesinde daha Osmanlı devri de yokken, Osmanlı zamanında da gelmemişken göçebe bir toplum olduğunu düşününce sadece hayvancılık, sadece et vardı. Yani bir yerleşik bir düzen, bir tarım söz konusu olmadığı için sebze çok fazla yoktu. Ve daha sonradan Hindistan'dan gelmiş patlıcan. Patlıcan özellikle Hindistan'dan gelen tüccarların tanıştırdığı bir sebze ve inanılmaz popüler oluyor, inanılmaz beğeniliyor. Hem sarayda hem nispeten fakir olan halk arasında, et yemeyen halk arasında çok popüler olan bir sebze. Evet. Patlıcan. Bugün de bunun kurusunu yapacağız efendim. Nasıl kurutuluyor şefim öncelikle? Bu yaz aylarında, Temmuz ve Ağustos aylarında özel olarak dolmalık patlıcanlar oyularak kurutuluyor. İpleri dizilerek bu şekilde. Şimdi ne yap mesela patlıcanlar belli ki şöyle bakalım. Belli ki patlıcanlar ikiye bölünmüş. İkiye bölündükten sonra oyulmuş. İkiye değil bu patlıcanın asıl boyu bu kadar. Bu kadar mı patlıcan? Evet. Patlıcanların asıl boyu bu kadar. Sadece baş kısmı kesilip oyuluyor. Yani patlıcan kuruduktan sonra çekip bu hale mi geliyor yoksa bu özel bir tür patlıcan mı? Özel bir tür patlıcan. Mor patlıcan. Mor patlıcan. Ha, neymiş efendim? İçi ikiye bölünmüyormuş. Bu direkt sapı alındıktan sonra içi oyuluyor. Oyuluyor. Daha sonra iplere dizilip kurutuluyor. Güneşte. Evet. Normal güneşi altında bırakılıyor. Tabii uygun. Güneş değil de gölge. Evet. Arada, gölgede. Direkt güneş ışığı almayan ama sıcakta, çatılarda genelde gölge bir kısımda bu şekilde kurutuluyor. Ne kadar sürüyor bunun bu hale gelmesi? Bir ay, bir buçuk ay, bir hatta iki ay buluyor yani. Bir ay, bir buçuk ay böyle bütün çatıları patlıcan görüyoruz muhtemelen orada. Bu şekilde bir buçuk ayda falan kuruyor ve biz bunu kullanır hale geliyoruz. Şimdi yapıma başlayacağız. Sarımsağını doğrayacağız. Sarımsak doğrayalım. Evet. Orada da birazcık payım olsun. Şöyle nasıl doğruyoruz sarımsağı? Sarımsağı böyle ikiye, üçe bölerek ufaltıyoruz yani. Yemeğimizi bu kuru patlıcanla yapacağız ama ya bu şekilde mi? Şimdi bunlar sertti. Şöyle bakınca. Evet. Bunları önce bir kaynar suyla 1 dakika, 2 dakika bir şekilde kaynatıyoruz. Ha 1-2 dakika kaynatacağız bunu. Evet. Direkt. Gördüğünüz gibi bu gayet sert bir şey. Yani kırılgan bir şeye benziyor. Sanki elimle biraz bastırsam parçalanacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu şekilde dolma yapamayacağımız için bunu 1-2 dakika dedik değil mi? 1-2 dakika evet. Harlı ateşte kaynatacağız. Ve nasıl bir şey olacak? Bu mu olacak? Evet, bu olacak. Sonuç bu olacakmış bakın. Hemen ikisi de yan yana koyalım, farkını görelim. Hop. İşte bu olacak. Kuru patlıcanlar. Kuru patlıcanlar 2 dakika kadar haşlandıktan sonra 2 dakika kadar haşlandıktan sonra aynen böyle gayet yumuşak bir hal alıyor. Deminki kırılgandan eser yok. Ve hakikaten buram buram patlıcan kokuyor. Yani kurutulduktan sonra o kokusundan falan da çok fazla bir şey kaybetmiyor. O konuda da yanılmamak lazım. Hatta ben size şöyle göstermek isterim. Bir tane kuruyla 1,5 dakika haşlandıktan sonraki farkları. Evet, kurusu buraya. Hatta artık kurusunu buradan kaldırabilirim herhalde değil mi? Evet. Kurusunu kaldıralım. Artık haşlandı. Kaşla göz arasında haşladık biz onu. Şöyle arkadan kuru patlıcan görüntüsü de devam etsin ama gerçi orada asıl ama. Peki ben lak lak yaparken şefim sarımsakları da soğanları da halletmiş zaten. Evet bunları bir tepsinin içerisine alıyoruz. Bunları bir tepsiye alacağız. Evet. O tepsi de hemen yanı başımızda zaten. Evet. Güzel. Pekala. İkinci aşamaya geçebiliriz. Round 2. Buyurun. Evet.
Soğanımızı koyduk tepsiye. Şu an 1 kilo ıslanmış, yıkanmış pirinç. Evet, tepsimize koyuyoruz. Pirincimizi koyduk. İkinci aşama. İkinci aşamamız? Orta yağlı. Orta yağlı. Kuzu kıyması. Kuzu kıyması. Kıymamızı koyduk. Aha. Kesecek başka bir şeyimiz var mı orada? Cevizimiz var. Cevizleri ufalayacağız. Tamam, o zaman ben cevizleri ufalaya durayım. Tamam. İşe yaradığımı istediğim yani. Hepsini kullanacak mıyız? Evet, hepsini kullanacağız. Hepsini kullanalım. Tamam. Tamam, siz buyurun devam edin şefim. Evet, biber salçası koyuyoruz. Antep'ten özel olarak yapılmış. Salça, biber salçası. Salçamıza koyduk. Şimdi? Şimdi tuz. Tuzumuz var. Tuzumuzu atıyoruz. Karabiberimizi atıyoruz. Baharatları ekledik. Sanırım pul biber de hemen akabinde gelecek. Pul biber isteğe bağlı. Çünkü acı seviyorsak, daha çok acı istiyorsak. Ya ustam, Antep mutfağından bahsediyoruz. Acısız Antep mutfağı var mı? Gelip buraya ben acısız istiyorum diye. Yok, evet. Tabii ne kadar acı olacağı da sizin elinizde. Tabii kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sıra cevizlerde galiba. Sıra cevizlerde. Beni bekliyoruz efendim, bir dakika. Müsaadenizle. Hemen fıt 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 fıt. Yeter mi? Daha da ufalamak yeterli, lazım mı? Yeterli. Güzel. Evet, cevizlerde. Cevizlerimizin hepsini içerisine ilave ediyoruz. Büyük kalanları da elimle ufalarım artık. Vay vay. Cevizler de gitti içeri. Evet. Şimdi bunların hepsini... Bunu kaldırabilir miyim müsaadenizle? Tabii, onu kaldırabilirsiniz. Bunu artık ortadan kaldıralım. Evet, malzemelerimizi koyduk. Malzemeleri koyduk. Ve bunların hepsini harmanlıyoruz. Hepsini ne yapacağız? Yoğuracak evet, mıyız? Evet, senin de yardımına ihtiyacım var. Beraber tepsiyi yoğuracağız. Tutuyoruz. Evet, siz tepsiyi tutuyorsunuz. Ha, ben tepsiyi tutuyorum. Tabii ki. Tamam. Ben harmanlıyorum. Şu tarz durumlara uygun bir türkü var mı şey? Hani yoğurma türküsü diye şey yapabileceğimiz. Yoğurma türküsünde... Mutfak kültüründe yoğurma türküsü deniyor bunlara. Hani çiğ köfte yaparken uzun hava söylenir ya. Onun gibi. Onun gibi. Onun gibi. Aklımıza gelen... Ustayı çok sıkıştırdım. Bir şey yok yani. Evet, bu dolmamızın bir eksiği var. Bu dolmamızın bir eksiği var. Evet. Ne eksiği var? Limon suyu. Limon suyu eksik. O zaman kesinlikle bana düşüyor o görev. Hem tepsiyi tutarım, bir elle tepsiyi tutarım, bir elle limon suyu dökerim. Az bir limon suyu döküyoruz. Biraz daha dökebilir. Tamam. Bu limon suyu neden koyuyoruz? Ekşilik versin diye mi? Hafif yoksa ekşilik. Lezzetinden dolayı. Televizyonunu şimdi açanlar varsa eğer, hemen bir hatırlatalım. Ne yapıyor ustamız? Ustamız şu anda harç hazırlıyor. Bu harcı da şimdi gördüğünüz gibi kuru patlıcanlara dolduracak. Bugün sebzelerin şahı, bu topraklarda en popüler olmuş patlıcanı kullanacağız yemeğimizde. Yayının başında da söylediğim gibi sebze çok çok sonraları gelmiş bu topraklara. Et yemeklerinden sonra göçebe bir tarihe sahip olduğumuzdan dolayı. Ama bir gelmiş, pir gelmiş. Surların dışına bostanlar yapılmış. Sarayın dışında yetiştirilmiş patlıcanlar, diğer bütün sebzeler. Ve hatta padişahlara has ayrı bostanlar varmış. Onların sebzeleri ayrı yetiştiriliyormuş. Yetiştirilen bütün bostanlardan toplananlar önce saraya gider, saraydan artanlar halka dağıtılırmış. Gel zaman git zaman artık yetmemeye başlamış çünkü sebze hem fakir olan halk çevresinde hem lezzetinden hem de ucuzluğundan dolayı, uygunluğundan dolayı çok popüler olmuş. İmkanlar yetmemeye başlayınca buradaki yetiştirilenler diğer eyaletlerden, başka memleketlerden gemilerle, kadırgalarla, karayoluyla çok sebzeler buraya getirilmiş ve gittikçe daha fazla aileyi besleyen bir sektör haline gelmiş. Burada hallerde, şimdi bizim hal dediğimiz pazarlarda buluştururlarmış bütün sebzeleri ve kalite çok önemli bir unsur olduğu için denetmenler teker teker bütün sebzeleri denetler, ondan sonra piyasaya sürülmesine izin verirlermiş. Keşke şimdiki kalite algımızda o zamanki gibi olsa, keşke hakikaten böyle her şeyin en iyisini herkes yiyebilse 7'den 70'e. Son dolmalar kaldı şimdi. Yarışın son iki dolması.
Ha, ağzını kapatıyoruz. Ha, benim atladığım bir nokta. İçini doldurduktan sonra ustam ağzını kapatıyor. Ben yapmamışım, şimdi o işlemi yapacağım. Şöyle ağzını bastırarak patlıcanların birbirine yapışmasını, patlıcanların ağzının birbirine yapışarak kapanmasını sağlıyor. Bunu niye yapıyoruz ustam? Pirincin dökülmemesi için, dışarıya... Çok basit değil mi? Pirinç dökülmesin diye yani. Benimki de soru işte. Onları böyle kapatacağız. Evet. Neyse, içeri koyarken kapatırız. Tamam. Peki, şimdi tenceremizde sıra. Güzel, tencere geldi. Bütün dolmaları itinayla doldurduk. Ağızlarını, kimisini kapattık, kimisini ben unuttum. Birazdan doldururken kapatacağız. Şimdi sanırım sıra doldurmada. Evet, tencereye düzeceğiz. Tencereye düzeceğiz. Peki, yapalım o zaman. Yapalım. Var mı başka bir işimiz? Tabii önce? Ki. Kemikleri isteyeceğim sizden. Kemikleri? Kemikleri. Evet. Şimdi en başından beri merak ediyordum bu kemikleri ne yapacağız diye. Efendim bahsettiğim kemikler bahsettiğimiz. Bunlar... Hani en başta dedik ya, fire etlerden faydalanıyoruz diye. Bunlar kemik. Normalde ancak haşlanıp et suyu yapılacak türden etler, değil mi? Evet. Kemikler. Yani bundan başka türlü, yani yiyecek bir şey çıkartmak mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla bunu atmak bir seçenek. Şimdi yaptığımızı yapmak bir diğer seçenek. Nasıl bir şey yapacağız ustam? Tabana düzgünce... Dolmanın lezzetine lezzet katmış oluyoruz. İşte bu kadar. İçine normal su koyuyoruz ama su birden et suyu oluyor. Tabanına böyle bir et dizmek bence dahiyane bir fikir. Şimdilik dolmalarımızı diziyoruz. Dolmaları sırayla tek tek dizeceğiz. Ağzını şöyle sıkarak bu şekilde. İmayı gördünüz mü? Taşı ben yedim. Siz onu gördünüz mü? Ağzını sıkarak dolmalarımızı diziyoruz. Ha. Neden öyle? Çünkü dolmaları yatık koyuyormuşuz meğersem. Şimdi biber dolmasını, kabak dolmasını vesaire yatık koymayız biliyorsunuz. Dik koyarız içindekiler dökülmesin diye. Burada böyle ağız kapama gibi bir doğal fermuar var. Doğal fermuar yöntemini kullandığımızdan dolayı şey yapmamıza gerek yok. Dik koymamıza gerek yok. Yatırıyoruz. Şu aşamaya hiç cesaret edemiyorum dokunmaya. Şefimin mutlaka bir dizme yöntemi vardır diye. Hakikaten domino taşı gibi dizildi. Rırt kendi içinde bir spiral oluştu. Aynen. Bu şekilde patlıcanlarımız düzük. Tamam. Onlar ne? Nazarlık mı onlar? Onlar nazarlık, evet. Onlar nazarlık. Muhtemelen benim yaptıklarım. Evet efendim, şu anda burası bitti ama yanılmıyorsam bir de sos aşamamız evet. var. Evet. Tamam. Sos aşaması var. Sos aşamamıza geçelim o zaman. Tabii ki. Eldivenimi çıkartıyorum ben. Şimdi bu sosumuz için biraz domates salçası kullanıyoruz. Çünkü dolmamızın içerisinde domates salçası kullanmadık. Dolmaya biber salçası kullandık bu arada. Malzemelerde saydığımız şeylere dikkat ederseniz. Dolmada biber salçası vardı. Sosunu da domates salçasıyla yapacağız. Bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Malzeme ne kadarsa ona Aynen. oranla tabii ki. Bunu tabii siz ki. Oranlayacaksınız artık. Gözünüze güvenin, korkmayın. Evet. Ben çırpma telini arıyorum, siz suyu arıyorsunuz. Ekip çalışması yapıyoruz. Bu sosta ekip çalışması önemli. Dökebilirim. Biraz daha dökelim. Biraz daha ekleyelim. Dökelim. Yeterlidir. Ve yeterli. Salçayı suda çözdürdük. Evet, bu suyu hemen böyle dökmüyoruz. Suyu hemen böyle dökmüyoruz. Önce... Bir eksiğimiz var. Bir eksiğimiz var, kapağımız evet. eksik. Bunu üstüne kapattım. Ve dolmamızın dağılmasını önler. Ve dolmanın böyle piştikçe, su kaynadıkça pirinçlerin sağa sola gitmesini, dolmanın hoplayıp zıplamasını engelleyecek bu kapak. Evet, şimdi sosumuzu veriyoruz. Ve alkışlarınızla sosu veriyoruz. Biraz daha suyu ilave edeceğiz. Evet. Bütün pirinçlerin, bütün dolmaların suyun altında kalması gerekiyor. İki parmak da bunun için standart ölçü biliyorsunuz. Evet efendim. Dolmanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dolmanın sonuna gelmek tabii. Dolmanın hazırlığının sonuna geldik. Ağırlığımızı üstüne koyduk. Suyunu çektik. Şimdi kapağı kapatacağız ve pişirmeye geçeceğiz. Ne kadar sürecekti? Pişirme kaynamaya başladıktan sonra yarım saat. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat. 5 dakikada kaynaması sürse? 35 dakikayı buluyor. 35 dakikada yenmeye hazır hale geliyor. O zaman ben kapağı kapatıyorum ustam. Tabii. Kapağı kapattık. Kapağı kapattık ama ocak kullanmayacağız. Ocağı kullanmayacağız mı? Evet.
Ne bekleyeceğiz kendi kendine olsun diye? Hayır. Kömür ateşini kullanacağız. Kömür ateşini kullanacağız. Oho. Tabii o zaman süre biraz uzayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii kaynama süresi biraz uzar ama 40 dakikaya bulur. Ustam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz hep beraber. Çok keyifli bir mutfaktı. Ya mutfak da çok keyifliydi. Sizle sohbet etmek de çok keyifliydi. Siz de keyiflisiniz. Bu tarifi teşekkür öğrenmek ederiz. Zaten paha biçilmez. Birazdan ben salonda, yani birazdan dediğim işte 40 dakika sonra yemek salonunda harika bir dolma yiyor olacağım. Görüşmek üzere efendim. Kuru patlıcan dolması için malzemeler: 20 adet kuru patlıcan, 300 gram yarım yağlı kuzu kıyma, 1 kilo yıkanmış pirinç, 200 gram ceviz içi, 3 adet soğan, 8 diş sarımsak, yarım kilo kuzu kemiği, 1 bardak limon suyu, 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık tuz, 1 kaşık pul biber, 1 kaşık karabiber, 1 litre su. Kuru patlıcan dolmamızı nasıl yapmıştık? İşte böyle yapmıştık. Soğanlarımızı ve sarımsakları küçük küçük doğradık. Daha sonra bunları bir tepsiye aldık. Üzerine yıkanmış pirinci, kıymayı, biber salçasını, tuzu, karabiberi, pul biberi ve cevizi ilave edip güzelce yoğurduk. Ara bir noktada limon suyunu ilave ettik ve yoğurmaya devam ettik. Harcımızdan küçük toplar yapıp 1,5 dakika haşladığımız kuru patlıcanların yarısına kadar doldurduk. Sıkarak ağızlarını kapattık ki tencere içinde dökülmesin. Tabanına kemik yaydığımız tencereye dolmalarımızı istifledik, üstüne ağırlığı koyduk, domates salçasını birazcık sıcak suyla çözdürdükten sonra dolmaların bir parmak üstüne çıkacak kadar doldurduk. Kaynadıktan sonra yaklaşık 30 dakika pişirdik. Hadi afiyet olsun. Efendim, Süleyman Usta ile beraber kuru patlıcan dolmamızı mutfakta yaptık. Şimdi restoranımızın salonuna geldik ki bu patlıcan dolmalarının tadına bakalım diye. Kimin yanındayız? Nuri Develi Beyefendi'nin yanındayız. Bu restoranın, daha doğrusu restoranların 4. kuşak sahibi. 4. jenerasyon. 4. jenerasyon sahibiyle birlikteyiz. Biz sizi tanımak isteriz. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şu an sizinle burada Develi ailesinin 4. jenerasyonu olaraktan birlikteyim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm İşletmeciliğinden mezun olduktan sonra ata mesleğimiz olan restorancılıkta devam etmekteyim. Başka bir şansınız yoktu herhalde yani. Tabii ortada çok köklü bir marka olunca bize de, bizim de borcumuz buna sahip çıkmaktı. Biz de elimizden geldiğince markamıza sahip çıkıyoruz. Gerçi hani başka bir şansınız yoktu dedim Nuri Bey, ama bu iş birazcık gönül işi. Öyle değil mi? Evet. Hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bu işi ancak severekten yapabilirsiniz. Aynen öyle. Efendim, burası bir Antep restoranı. Aile Antep kökenli bir aile. Evet. Firmamız 1912 yılında Gaziantep'te kuruluyor. 1966 senesinde babam Arif Develi tarafından İstanbul'a taşınıyor. Babam Arif Develi bu yaşa çok küçük yaşta başlayan ve işin mutfağından gelen bir kişi. 2 yaşında babasını kaybediyor. Babasını kendisi tanımaz. 6 yaşında kendi babasının restorantında çok ciddi bir disiplinle çalışmaya başlıyor. Bugün 6 yaşında bir çocuğun eline biz şu bıçağı bile vermeye korkarken, 6 yaşında ayağının altına bir sandık koyuyorlar ustaları. Bir tarafa kıyma, bir tarafa da şişi veriyorlar. Bunu, bu kıymayı bu şişe saplayacaksın, ateşe koyup kendin pişireceksin. Eğer ki iyi saplayamazsan, kıyma sıcağı gördüğü zaman kendini bırakır, kömüre düşer, sen de aç kalırsın. Ve küçük yaşta tepsi taşımaktan dolayı babamın ve rahmetli amcalarımın boynu kısadır. Vay, küçük yaşta tepsi taşımaktan dolayı rahmetli kafalarının babamızın üstünde tepsi taşıdıklarından dolayı boyunları kısadır, ama
Daha da güzel bir şey söylemek istiyorum. O zaman kendisine bu disiplini yaşatan ustalarına, aslında baktığınızda Arif Bey restoran sahibi. Ama kendine bu disiplini yaşatan ustalarına Gaziantep'e gittiği zaman, babasının, annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra tek tek bizi de alır, ustalarının mezarını ziyaret eder. Der, bu usta der hiç unutmam der, falakaya yatırdı 15 gün der, tuvalete annem sırtında götürdü beni, Allah razı olsun der. Kendisi çocuklarına bir fiske vurmamış bir kişi olmasına rağmen yani der ki... Sizin boynunuz yani normal boyutlar. Tabii. Şey değil. O günün şartlarında der, biz o disiplini almasaydık der, 66 senesinde ben İstanbul'a geldiğimde Gaziantep'ten der, bu istikrarı, bu başarıyı yakalayamazdım der. Biz ilk olaraktan İstanbul'da 1966 yılında Samatya'daki restorantı babam açıyor. O zamanlar Samatya küçük Paris diye adlandırılıyor ve cidden Paris o zaman birçok değerli vatandaşımızın, Kapalı Çarşı'nın esnaflarının olduğu, farklı kesimlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir nokta. 1912 yılında Gaziantep'te 30 metrekarede 3 kişiyle başlayan hikayemiz, şu an İstanbul'da 30 bin metrekare kapalı alanda 850 kişilik ailemiz diye tabir ettiğimiz ekibimizle beraber devam ediyor. Çok güzel bir özet. Bundan 100 sene önce 3 kişiyle 30 metrekarelik alanda başlayan hikaye şimdi 30 bin metrekareye, yüzlerce kişiye ulaşmış durumda. Harika bir hikaye. Bu hikayeyi buraya gelip direkt Nuri Bey'in ağzından da dinleyebilirsiniz efendim. Müsaadenizle ben artık bu yaptığımız patlıcan dolmamızın, kuru patlıcan dolmamızın tadına bakmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir törenle törenle bir kapağını açalım. Ay. Onu da ben ikram edeyim artık size. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kuru patlıcan dolması. Efendim gördüğünüz gibi ağzını sıkı sıkı kapatmıştık. Hatta usta beni çaktırmadan azarlamıştı ağzını iyi kapatmadın diye. Ağzını kapattığımız dolmamız, tabağımızda pirinçler içinde gördüğünüz gibi şişmişler. Ama o kadar uygun koymuş ki ustamız ağzından taşmayacak kadar. Miktarı çok doğru. Şimdi bakalım. Şöyle verev güzel bir kesik attım. Şunun güzeline bakar mısınız? Hakikaten harika bir görüntüsü var şu anda dolmamızın. Hemen bir lokma alayım artık. Hop. Mükemmel. Afiyetler olsun. Aman tanrım. Ama yani bundan böyle bir tane, üç tane, dört tane falan mümkün değil. Bu Antep sofrası hep böyle değil mi? Hani yedikçe yedirten. Böyle Antep'e gidildiğinde zaten insanlar anlata anlata bitiremiyorlar. Ben maalesef hala Antep'i hiç görmedim. Bir gün biz sizi Gaziantep'te misafir edelim ama baştan bir sözleşme imzalamamız lazım. Mide fesatı geçirirseniz sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu aslında benim bununla ilgili bir hikayem de var. Bundan yaklaşık bir sene önce İstanbul'dan bir arkadaş grubumu Gaziantep'e götürdüm. İlk gün her şey gayet güzel, yemekler yeniyor. Gaziantep'te şöyle, sabahleyin saat 7'de başlanır kahvaltıyla, 11 gibi bir aperatif öğlen yemeği, saat 2 gibi bir ikinci öğlen yemeği, 5 gibi bir yemek, saat 7'de sofraya oturulur. Gaziantep sofraları da uzun sürer. Saat 7'de oturduktan sonra saat 11-12 gibi kapanış. Ondan sonra otele girip uyuyacaksınız. Biz sizi uyutmayız çünkü saat 4 gibi beyran içmeye götürmeliyiz. Arkadaşların hepsi bir lavaboya gidiyorlar, geliyorlar, soda içiyorlar. Neyse biz bunları otele götürdük. Ben de söyledim artık yeter dedim, bu adamlara yüklenmeyelim. Saat 5 gibi telefon geldi. Bir arkadaşım dedi benim eşim çok kötü. Dedi bir doktora mı gitsek acaba? Derken diğer arkadaşlarımla konuştum. Bütün ekip kötü. Ben ilk defa yemekten dolayı bu kadar hani ciddi hastaneye gitme noktasına geldik. Kalktık hastaneye götürdük Gaziantep'te. Orada da bir aile dostumuz doktor kendisi. İçeriye girdik. Doktora gidildi mi ne yapılır? Doktor tedavi eder. Doktor baktı.
Hepsi karnını tutuyor. Şu restoranta gittiniz mi? Gittik. Beyran içtiniz, beyran içmeye gittiniz mi? Gittik. Şurada baklava yediniz mi? Yedik. Şu restoranta gittiniz mi? Gittik. Tamam dedi. Turist hastalığına yakalanmışsınız dedi. Alın şu ilaçları dedi. Kullanın, bir şey kalmaz dedi. Bugün de dedi hafif yiyin dedi. Patlıcan kebabı yiyin dedi. Bugün de hafif yiyin, patlıcan kebabı yiyin. Güzel. Biz de benzer bir şey yaptık. Allah'tan sadece patlıcan dolması üzerine sözleşmiştik bugün. Bu şekilde sonuçlandırdık. Neymiş efendim? Antep'e ziyarete gidiyorsanız midenizi zamanında genişletip gideceksiniz ya yanınızda harici mideyle, USB bağlantılı mideyle gideceksiniz ki onları alabilirsiniz değil mi? Efendim biz harika, çok keyifli bir sohbet eşliğinde nefis bir yemek yedik. Lütfen buralara gelin. Gelmezseniz verdiğimiz tarifi yapın. Evinize gördüğünüz gibi yapması da kolay bir şey. Tabii ki maharetli eller, aşk dolu ellerle yapılması ayrı bir şey. Nuri Bey size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli sohbetiniz için, bizi ağırladığınız için, bu nefis yemekler için. Ben teşekkür ayrıca ediyorum. Ayrıca 4 nesildir hem Gaziantep mutfağını yaşattığınız, sürdürdüğünüz ve dünyada ilk 100 restorana girerek Türkiye'nin ismini de, Türkiye'nin bu kültürel değerlerini de en yukarılarda taşıdığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Efendim, görüşmek üzere.